Sevgili, merhabalar canım. Sen değilsin. İçerideler mi? Buyurun. Allah Allah. Hadi karşılayın, güler yüz gösterin, hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgilim. Affedersiniz, sizi Mehcure Hanım sandım. Kim sandın? Ben şey yani, Sevim sandım. Bu kaçıncı yanlışlık? Hesabını tutmadım. Sahi kaçıncı yanlışlık oldu? Bağırdığım için özür dilerim. İyi ki bağırdınız, yoksa az daha şey oluyordu. Neyse, olmuş bir yanlışlık. Geldi ama, gel, gel otur. Hadi öp nişanlını da barışın. Burada hepinizin içinde mi öpeceğim? Utanırım. Hadi, hadi öp, biz yabancı değiliz. Ailede öpmediğim mi kaldı zaten? Kalmadı mı? Kadro tamamlandı mı? Siz kaldınız. Sizi öpmedim galiba, gel öpeyim. Hop, yanlışlara park ediyorsun gene. Tak parmağına yüzüğünü de. Hadi kızım, hadi. Size bir müjde vermeye geldim. Ne müjdesi? Doktordan geliyorum, futbolcu olabilirmişim. Dur kızım, nişanı daha yeni tazeledik. Kızma sevgilim, bu sefer işe profesyonel olarak el koydum. Kendime bir futbol hocası tutacağım. Önce bir akıl hocası tutsan. Tabii her işin bir profesörü var. Kimya profesörü, fizik profesörü, bence Duvar Ahmet de futbolun profesörü. Anne, şırak diye düşüp bayılacağım şimdi. Fena ağlıyorum. Kendine gel kızım, sakin ol. Eğer Duvar Ahmet bana ders verirse, tabii. O zamana kadar elimden bir kaza çıkmaz da sağ kalırsam. Kalırım canım, sen Duvar Ahmet'i kandır, ötesine karışma. Kaç para isterse vereceğim. Futbolcu olayım, canımı bile veririm. Tamam. Sizi dinliyorum sayın antrenör. Ne yapacaksın defter kalemi? Not tutacağım. Ulan tarih coğrafya dersi mi bu? Şimdi aç kulağını. Önce futbolun ince noktalarını öğreteceğim. Madde bir. Hakeme çaktırmadan rakip futbolcu nasıl sakatlanır? Örneğin karşındaki futbolcu zehir mi zehir? Ne yaparsın? Yoğurt yerim. Niye yoğurt yiyorsun? Zehirlenmemek için önceden tedbir alıyorum. Saçmalama. Dinle. Sıkışmışsın. İşte o fena. Sahanın ortasında. Öyle sıkışmak değil. Rakibin topu kaptı mı vızt geçiyor seni. Ne bu ya? Magürüs mü? Tek yol? Ayağa kaysın diye dua etmek. Saçmalama ulan. Dinle şimdi. Madem herif hızlı, kafayı çalıştıracaksın. Şimdi bak. Tam yanından geçerken bileğine basıp atacaksın kendini yere. Sanki tekmeyi sen yemişsin gibi başlayacaksın kıvranmaya. Ne olacak? Sarı kart. O inek sarı kart görür, bir daha da sana yaklaşamaz. Topu ayağından çıkarır, sen de madara olmaktan kurtulursun. Madde 2. Futbol demek gol demek. Golün beleşi de penaltıdan atılır. Neden pencere altında? Ya sahada pencere yoksa? Çarparım ha. Pencere altı değil, penaltı. Neymiş? Penaltı. Kaptın topu, 18'e girince artık golü molü düşünme, tamam mı? At kendini yere. Kıvranmaya başla, debelen dur, anlıyor musun? Hakem düt basar düdüğü, doğru penaltı noktasını gösterir. Artık ne kadar itiraz ederlerse etsinler, penaltı. Anladın mı? Anladım. İyi. Madde 3. Diyelim korner oldu. Korner golün yarısı. Yani yarım öpücük. Zevzeklenme. Dinle. Top dikildi, korner atılıyor. Seni tutan oyuncu zorlu mu zorlu? Hakeme çaktırmadan yanaş yanına, bastır tükürüğü suratına. Ondan sonra top gelince zıpla, vur kafaya, at golü. Gol! Gol, gol! Gel seni be! Dur lan, gol tabii. En önemli madde bu. Kalk ayağa, tekrarla. Korner atılıyor. Evet. Hakem ineğine çaktırmadan rakibine yaklaşacaksın. Güzel, devam et. Top geliyor. Evet, top geliyor. Sen ne yapacaksın?
hakeme çaktırmadan hak pur pur. Ulan ine. Hocam şapçal, ne oluyor? Kendine gel ya. Geberteceğim seni. İstifa ediyorum. Boğuluyorum. Geberteceğim. Alo, spor servisi. Ben Erol İpkıran. Kim? Aa, buyurun canım abicim, emredin. Estağfurullah. Duvar Ahmet Bey kızdılar bana. Artık ders vermeyecekler. Acaba sizin aracılığınızla antrenör Thompson ders verebilir mi bana? Şansım var Sait abicim. Kanaryalılar Thompson'un anlaşmasını bugün feshetti. Paraya da ihtiyacı var. Beni çok sever. Üstelik hiçbir sözümden çıkmaz. Bu iş oldu demektir. Var önce nefes açmak. Köşkün etrafında 20 tur. 20 tur. Yes. Ne dersin hocam? Futbolcu olur mu? Var çok çalışmak belki. Allah'ım şu çocuğa kılıç sahne eyle. Bir turda bittim hocam, yeter. Hayır, yetmez. Mecbur koşmak olmak istiyorsan iyi futbolcu sen. Önce nefes, haydi. Peki hocam. Oh. Üç tur bile koşamıyorum Refik abi. Koşacaksın. Hacer, ben reçeteye bir bir yazdım ama sen gene de kuvvet ilaçlarıyla vitamin haplarını nasıl alacağını anlatırsın. Merak etmeyin Refik Bey. Size zahmet olacak. Ne zahmeti? Nişanı yaptık. Bu kadar zaman geçti. Nikah için ne bekliyorsunuz hala? Ne bileyim baba. Sait hala ders alıyor. Ne zaman arasan idmanda, stadyuma gitti. Thompson'la maça gitti, cevaplarını alıyorum. Bırakın bu saçmalıkları be! Erkek milletini dürtüklemezsen nikah masasına kendiliğinden oturmaz. Nasıl zorlarım baba? Benim de kadınlık gururum var. Kadınlık gururu varmış. Öyleyse ben hallederim bu işi. Evet, devam. Allah! Orada! Sait, evladım! Sait Bey! Efendim? Kayınpederin telefon etti. Cuma günü saat 2'de nikahınız kıyılacakmış. Cuma'ya mı? Eyvah, fena! Aa, niye evladım, cuma hayırlı gündür. Hocam, cumaya kadar futbolcu olabilir miyim? Yok, o kadar çabuk futbolcu olmak. Devam! Asip Bey, bir telgrafınız var. Allah, gel de fıttırma. Affedersin Sait oğlum, affedersin. Takımla beraber deplasmana gidiyorum. Çocukların morale ihtiyacı var. Nikahı erteleyin.
Sevim. Aksum. Görünmez kısmet diye buna derler hocam. Nikah hazır yatmışken biz antrenmanımıza bakalım. Evet, antrenman. Allah! Sait! Sait neredesin? Sait! Oh my god! Madam Ange!